İsmim Semih Yağcıoğlu. Hacettepe Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliğinde yapay görü ve doğal dil işleme alanlarında makinelerin muhakemesi ve kavraması alanlarında doktora yapıyorum. Merhaba, ben Efehan Danışman. MEF Üniversitesi'nde büyük veri analitiği yüksek lisans programını bitirdim. Şu anca risk analitiği alanında veri bilimci olarak çalışıyorum. Merhaba, ben Cemil Güney. Gebze Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde şu anda master yapıyorum. Aynı zamanda özel bir firmada Machine Learning Engineer olarak çalışıyorum. Goal-oriented chatbot temelde bazı görevleri doğrudan doğal dil ile, yani konuşarak yerine getirebilecek bir modelin geliştirilmesi üzerine bir projeydi. Bir doğal dil işleme ve derin öğrenme tabanlı bir aslında araştırma projesi. 4 kişilik bir ekiptik temelde. Ankara'dan 2 kişiydik, İstanbul'dan da 2 kişiydik ekipte toplamda. Ankara'dan Sercan ve ben, bugün aramızda yok kendisi. İstanbul'dan da Efehan ve Cemil vardı projede. Sercan'la daha önceden tanışıyorduk. Fakat Efehan ve Cemil'le ilk defa aslında birlikte bir şeyler yapma imkanımız oldu. Haliyle yeni bir ekip kurmuş olduk. Yeni ekip kurmanın da zorlukları oluyor. İletişim bunlardan bir tanesi. Bu manada ciddi bir zorlukla karşılaşmadık. Konumsal olarak Ankara ve İstanbul'dan dağınık bir ekiple birlikte çalışmanın zorlukları vardı. Bunda temelde ara ara toplantılar yaparak, web üzerinden, internet üzerinden buluşarak, yazışarak çözmeye çalıştık. Temel sıkıntılar ve zorluklar bizim için bunlar oldu, benim gözlediğim kadarıyla. Fiziksel olarak çok fazla bir araya gelme imkanımız olmadı. Hani bu proje kapsamında gelemedik. En azından Ankara'da biz Ankara bacağı olarak farklı amaçlarla bir araya geldiğimizde chatbot projesini de değerlendirme, tartışma imkanımız oldu. İnzva'da düzenli buluşmalarda bir araya geldik. Benim katılamadığım birkaç şey oldu. İşte konferanstı, makaleydi, sunumdu, bunlardan dolayı. Ama bunun dışında İnzva'da fiziksel olarak bir araya geldik. Geldiğimizde de aslında bayağı iyi iş yapma imkanımız oldu. Konuşma, tartışma, değerlendirme imkanımız oldu. Proje dönemi 3 aylık kısa bir süreydi ve ilk defa tanıştığımız insanlarla başladık projeye. O yüzden tanışma faslı, işte herkesin projede hangi kısmında ne kadar katkı sunacağı, bu tarz tabii üzerinde düşünmemiz gereken şeyler oldu projeye başlamadan önce. Bunları atlattıktan sonra birlikte haftalık toplantılarımızla projeyi ilerletebildik. Şehirler arası uzaklık çok fazla etkilemedi bizi çünkü online görüşmeler işte bizim için yeterli oldu. Genellikle NLP alanında çalışıyorum ben ama şimdi biraz daha farklı, işte reinforcement learning kullanarak, reinforcement learning ile birleştirerek daha farklı ne tarz şeyler yapılabilir, bunları öğrendim. Chatbot projesi, daha önce herhangi bir chatbot projesine dahil olmamıştım. Chatbot projesi de bana bu tarz problemlerde nasıl davranacağımı öğretti. Ben İnzva'yı sosyal medyada tanıdım, başvurup geldim. Hani böyle bir toplulukla ilgili burada kimseyi tanımıyordum. Sadece sosyal medyada gördüğüm aktiviteler üzerinden. Fakat geldikten sonra çok sıcak bir ortam karşıladı beni burada. İnsanların birbirinden öğrenmeye çalıştığı, kendini geliştirmeye çalıştığı. Hem grup içindeki arkadaşlarla hem diğer gruptaki arkadaşlarla çok fazla birbirimizden öğrendiğimiz etkileşimlerimiz oldu. Semih gibi değerli bir akademisyenle çalışmak da, Cemil gibi yine değerli bir profesyonelle çalışmak benim için çok keyifliydi. Bundan sonra da iletişimimizin, işbirliğimizin süreceğine inanıyorum. Bizim için çok katma değerli bir iş oldu. Özellikle daha önce birlikte çalışma fırsatı bulamadığımız arkadaşlarla bir araya gelip bir şeyler üretme, bir araştırma projesine de çalışma imkanımız oldu. Güzel bir deneyimdi. Hani İnzva'da bu manada oldukça güzel bir ortam oluşturdu bizler için.
Bu projenin sonunda buradan öğrendiklerimizle birlikte artık yeni bir farklı bir projede birlikte çalışabiliriz diye düşünüyoruz. Benim için de çok öğretici bir deneyim oldu. Burada 3 ay boyunca farklı etkileşimlerde bulunduk. Bunun için inzva ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hem inzva'nın diğer programlarında hem bu ekiple birlikte farklı çalışmalarda yer alabileceğimi düşünüyorum. Projede nelerin eksik olduğunu biliyoruz. Belki eksiklikleri tamamlayıp daha farklı bir noktaya getirebiliriz veya aynı üzerinde çalıştığımız problemleri farklı projelerde kullanabiliriz ileride. Birbirimize kattığımız şeyler de bizim için artı bir puan.